Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün kanalımın normal konseptinden farklı bir konseptle beraber 2 Immortal vs 5 Demir. Bunu biraz da Discord'daki arkadaşlar istedi. Yani böyle bir konsepti. Abi dediler böyle bir konsept çeksek güzel olur dediler. Ve ben de onları kırmadım açıkçası. Discord'daki arkadaşlar, eğer buradaysanız yorumda kendinizi belli edin. Ve ben açıkçası kimin kazandığını çok merak ediyorum. Videoyu biraz izledim. Ortalarına doğru biraz çekişmeli geçiyor. Biraz hatalar oluyor. İmmolarda da olsun, demirlerde de olsun. Demirleri zaten bazı yerler izlemek komik. Yani dalga geçtiğimden değil, onlar da yanlış anlamasın bu videoyu izliyorsa. Komik. Kimin kazandığını tahmin ettiğiniz skoru ya da kimin kazandığını yorumlar kısmında belirtirsiniz. Yani immolar abi bence kazanmıştır ya da demirler net kazanmıştır diyorsunuz, açıklamalar kısmında altındaki yorumlar kısmını belirtirsiniz. Çok güzel olur. Yavaştan izlemeye geçelim. İmmoların birinde Cypher, birinde Reyna piki var. Demirlerde ise 2 entry ve bir smoke, 2 de savunmacı, savunan karakter. Çok tuhaf ya. Ben açıkçası bu konsepti düşünürken çift enter oynarlar diye tahmin etmiştim ama Cypher pick gelmiş. Cypher bence çok useless gibi geliyor bana. Hele tek başına. Yani bir yere gerçekten tutabiliyorsun ama 5 kişi üstüne koştun mu maksimum birini vurabilirsin. Ne bileyim, Jett falan olsa böyle vurup dash falan atabilirdin diye düşünüyorum. Açıkçası ben, siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Long'a kamera atmış Cypher. Çok güzel ama Long'dan gelen yok. Demirler burada çok güzel bir şey yapıyor. Kimse ses vermeden oyun oynuyor. Şurada göstereyim. Kimse ses vermeden çok güzel bir şekilde oynuyor. Sıfır ses. Sonra atlama sesleri geliyor. Cypher bunu fark edip kamerasını kapatıyor ama bir şey değişmiyor. Şuna bak. Tak. Cypher yakalandı 5 kişiye tak diye. Kijo'nun burada bir hatası var. Arkasına koymasına gerek yok. Arkasına bomba atar. Onu CT'ye bakacak şekilde koyabilirdi bence mesela. Reyna burada işi zor. İşi zor Reyna'nın. Gerçekten işi zor. Bakacağız bakalım. Derken immortallar öldüremiyor bile. İmmortallar kimseyi öldüremiyor. Yorumlar kısmında bu arada, eğer immortallar abi şu pikleri yapsaydı ya da şöyle yapsaydı daha iyi olurdu dediğiniz bir şey varsa yazın. Arkadaşın kusuruna bak. Chat'te goy goy dönüyor ya. De güzel goy goy dönüyor. Muhabbetleri çok iyi ya arkadaşların. Gerçek manada çok iyi. Oyunun sesini de hafiften açalım. Kijo'yu buraya bomba atını atıyor. Bu sefer yer değiştirmişler. Ama yine Cypher'ın üstüne gidiyorlar. Yanlış anlamadıysam immortallarda bir eko sezdim doğal olarak. Çok kolay ölecektir Cypher burada. Cypher duydu bu sesi. Sıktı orada bir. Raze niye öyle bir şey yaptı, onu ben pek anlamadım orada, lambaya falan böyle. Jigsaw'ın hesabı da yanıyor ya. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel. Öldü o bombaya. Sola kaçacaktı da solda da sıkışırdı. Enti güzel. Ben diyecektim oyuncu kokuyor. Y'ye bastı ya. Öldü. Bizimkiler de yorumluyor. Yani demirler şu ana kadar gayet güzel oynuyor. Ki şimdi belli olacak aslında. İmmortalların elinde silahlar var. Ben immortalların bu kadar kolay pes edebileceğini düşünmüyorum ya. Böyle hard yenilmezler diye tahmin ediyorum. Attı piki derken bir tık hata ya bu. Yani ne kadar yapsan da adamlar sürekli 5 kişi oynuyor. Adamlar sürekli 5 kişi oynuyor bu oyunu. Sürekli 5 kişi oynuyorlar ve güzel bir şey bu. Yani Reyna'nın orada çıkıp ölmesi tamamıyla bence hataydı diye düşünüyorum, emin değilim. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Biraz ileriye saralım hatta videoyu. Böyle nasıl? Tam analiz etmek için. Burada bir ping giriyor. İmmortallar bir kişiyi düşürmüş. Orada ona da vurdu. Ama olmuyor. Reyna güzel oynuyor şu anlık. Ama o da tek başına şu an bir şey yapamaz derken. Yani sayı üstünlüğünden demirler şu anda çok rahat bir şekilde oyun götürüyor. Ama saldırı tarafının verdiği ve savunma tarafının, yani ne kadar savunmada immortal da olsan, radiant da olsan 5 tane kişi üstüne koşuyor birader. Yani 5 kişi tak diye üstüne koşuyor. Hiçbir şey yapamayabilirsin. O yüzden sıkıntı. Ama ben immortallara güveniyorum. Ayla'ya güveniyorum. Var bir ümidim derken Reyna çok güzel bir şekilde ilk entrisini alıyor. Seyici niye önden oynattılar, onu merak ettim bak mesela. Seyici niye durduk yere önden oynattılar? Cypher B'ye yöneldi. B'ye kuruyor. Reyna bunu duydu. İnfosunu verdi. İnfosunu aldı. Çok güzel. Çok güzel Reyna'dan. Çok güzel döndü kafasını. Bak abi böyle oynamaları lazım. Onun 3, onun 2 ya da onun 4, onun 1 şeklinde vurmaları lazım. Farklar zaten belli oluyor, rank farkı. Bir zaman sonra tak diye belli oluyor. Çok güzel oynadığı yerler var. Arkadaşlarımızın gerçek manada. Hepsinin ellerine sağlık. Hepsi acayip iyi oynuyor. Şurada Omen'in eli bug'a girmiş. Bak bak bak. Riot Bey bug'ları çözün Riot Bey. Cypher'dan çok güzel trap'ler bak. Ya, bilindik trap'ler bunlar da Demir arkadaşlar yine de ister istemez yakalanabiliyorlar. Bak 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 bak, gördün mü bug'ı? Çok güzel bug'lar. Oyunun ne hilesi bitiyor ne bug'ları. Bakın Reyna'nın sürekli bunu yapması bir hata. Yani kaçamayacağı pozisyonda sürekli Demirlerin önüne tak diye çıkması falan. A'ya girdiler ve Cypher haliyle bakalım atabilecek mi? 4 ve 1'i. Çok güzel. Güzel oynadı, güzel oynadı. Ama olmadı be. Hepsi çok güzel oynuyor ya. Demirler olsun falan. Demirler şu an 5-1 bir şekilde immortalları eziyor. Ben aslında bu videoyu çekerken dedim ki bir immortal yeter dedim. Çünkü bir immortalla Radiant arasında ben o kadar fark olduğunu düşünmüyorum şahsen. Bir immortal yeter dedim ama gel gör ki 2 immortal bile çare olmuyor. Demirler takır takır vuruyor ya. Bu video bana ulaştığında arkadaşlarla Discord'dakilerle beraber izliyoruz. Discord'dakiler diyor ki abi diyor bu Demirler diyor Smurf mü ya diyor. Yok beyler bu tamamıyla eğer unutmazsam videonun başına falan koyarım. Hepsinin sıkıntı değil, hepsi Demir. Bunları zaten kontrol ederek seçtik. Immortalların rankları immortal. Demirlerin rankları da Demir. Hiçbir sıkıntı yok. Eğer zaten Smurf kasıp da Demir olan varsa ne diyeyim. Ben şu oyunda hiç Demir olmadım mesela. Reyna'dan çok güzel iki. Omancığım. Atlamışsın aşağı, o trevi oradan kırsan ne kırmasan ne. Yakalanmadın. Bu arada Tarık katıldı aramıza beyler. Hoş geldin Tarık. Hoş buldum. Nasılsın kanka? Bir anda böyle odaya baskın yaptı pat diye. Video çekiyordum ben. Discord'da duruyorum video çekerken beyler. Böyle katılabiliyorsunuz. Samimi bir ortam oluşturmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Neyse maça dönelim. Kankam şimdi 2 immortal. Ya ben sana LoL terimiyle anlatayım. 2 master vs 5 tane demir. Kim alır? 2 immortal alır. 2 immortal şu an 3'e 6 oynuyor. Immortal'lar 3 el, demirler 6 el almış. Demirler nasıl kaybedebiliyorlar ki solo bir oyunda? Yani ben immortal'lardan gerçekten, hatta ben de bu videoyu çekerken dedim ki ya dedim immortal'lar dedim bir tane bile immortal yeter aslında dedim. Ama gel gör ki immortal'lar bir tane değil. 2 tanesi bile zor başa çıkıyor demirlerle. Demirlerin acaba belki de bu videodaki demirlerin demir rankını hak etmediğidir. Olabilir bu arada. Yani zaten böyle çok rankını hak etmeyen insan var. Tabii. Bazı toksik oyuncular, smurfler olsun. Bunlar yüzünden rank çıkamayan insanlar var. Ay. Cypher o neydi? Cypher. Immortal Cypher'ı izleyelim. Bu dalga geçmek açısından değil. Herkesin kötü bir sprey olur. Benim de kötü spreylerim oluyor. Ben buraya koysam rankımdan atılırım yani o derece. Yapacak bir şey yok. 7-3 oldu oyun. Ama bu arada Cypher'ın şu anki şu yeri tamamıyla alınabilecek bir yerdi. Yani onu vurup Raze'i de vurabilirdi diye düşünüyorum. Raze'in de canı ortalamaymış. Ramiz Black Bolt bu arada az önce şey yaptı değil mi böyle? Birebir öldü. Ya ilk birebir arkası dönük adamı vuramadı diyeyim öyle söyleyeyim. Acaba niye böyle oynadılar? Yani Demir gördünüz. Yusuf kankam bir sağa sola bak ve ulti attıktan sonra öyle durma. Jigsaw bu arada iyi oynuyor ya. Jigsaw gerçekten iyi oynuyor. Baksana adam Jigsaw makine ya makine. Yani dediğim gibi bu tarz zaten 5 ve 1 olsun şeyler olsun. Reyna gerçekten çok OP bir şey. Ben Cypher yerine açıkçası şey bekliyordum. farklı bir entry, ne bileyim Phoenix olur, Jett olur, Raze olur, bu tarz bir karakter bekliyordum ama Cypher pick'i geldi. Tuhaf. Aslında çok güçlü Bind map'inde falan ama bir yandan da çok güçsüz. Çünkü bu arkadaşlar da az buz oyunu bilen arkadaşlar sonuçta. Belki 3 sezondur oynayıp demir olan vardır hak etmediği şekilde. Bunlar oyunu biliyor. A'ya stack yapmışlar ve A geliyorlar. 5'i de baksana adamlar koloni gibi gidiyor lan. Karınca ordusu gibi. Bombalar falan atıldı. Smoklar, Omen smokları atmıyor. Ben onu fark ettim mesela. Smoker oynuyorsun, smoke niye atmıyorsun? Bak, smoke atmadan öldü. Takım çok güzel oynuyor aslında. Çok Ramiz, güzel. Black Bolt yine öldü. Ramiz'de bir sıkıntılar var ya. Reyna oynuyor derken hamamdan gelen Demir Reyna immortal olan Reyna'yı ne yazık ki patates etti. Şu an takımlar değişti ve saldırıya geçti immortallar. Bakalım ne olacak. Ne diyorsun? Saldırıda bir şansları olur mu immortalların? Bence olur ya. Bence kazanabilirler. Değil mi? Bence kazanmaları da lazım zaten. Ya ben de öyle düşünüyorum ya. Bir immortal bile yeter diye düşünüyordum ben bu videoyu çekerken. Çünkü LoL'de bile böyle 2 tane Challenger vs 5 demir koysan 2 tane Challenger'ın alması lazım çok rahat bir şekilde. Yani ranklar hani sayı çoğunluğu falan doğal bir şey de hani ne bileyim tuhafıma kaçtı benim şahsen. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Şahsen. Bu arada 25 armor sayı üstünlüğünden dolayı veriliyor beyler. Bunu söyleyeyim de. Yani o da olsun zaten 25 armor. Reyna zaten canını fulledi. 150 can oldu. Yani şu an demirler bütün üstünlüğünü vur lan Demir. Oğlum bıçak niye çekiyorsun? Antiseptik. Bu sıkmaya devam etse var ya öldürecek belki de. Bu arada Antiseptik benim Discord'umda bayağı aktif birisi kendisi. Bu videoyu da çekmemi o istedi. Yani o isteyenlerden birisi de oydu. Gerçekten delikanlı adam. Yani çok güzel sohbetler dönüyor ya bu videoda. Baksana. Bu sefer demirler eko. Reyna'dan bir eko hunter'lık izleyecek miyiz? Oynat bakalım. Tareti kırdı. Reyna'mız ölmüş. Nasıl ölmüş? Çok merak ettim. Reyna nasıl ölmüş? Oo Cypher ne yaptın sen? Ya. Of. Sage 2 tane çok temiz ES atmış. Ramiz. Clutch Master Ramiz. Attı ya bu Clutch Ramiz. FPS oyunlarında bence bu... Ama yapmayın beyler. O adam oradan kaybolamaz. Sage arkana bakman lazım. O adamın oradan bir anda kaybolması imkansız moruk. Arkanıza bakmanız lazım. Bir de koştu. Yanlış hatırlamıyorsam geriye doğru koştu. Ama arkadaşlar CT sanıyor derken çok güzel döndü. 1v1'e kaldı. Omen'dan kör geldi. Yerini biliyor. Güzel prefire ile çıktı. Yani Cypher da olsa eğimin verdiği eğim ve tecrübenin verdiği bir şey var. Ama ben Ramiz'in ne bileyim entry ile daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Bir entry ile bence Ramiz daha iyi oynayabilirdi. Sen ne diyorsun? Bir entry tek başına yetebilen bir karakterle derken Ramiz şaşırtmaya devam ediyor ya. Ramiz'in eli ısındı ya. Değil mi? Adam alıştı oyuna. Ramiz bir farklı ortama koyuldu bir anda şaşırdı. Alıştı şimdi. Bak immortallar koyuyor mu Kambi'yi? Ne diyorsunuz? Çevirdi mi immortallar? Çünkü saldırı gerçekten yani sayı üstünlüğü falan fark etmiyor saldırıda. Çünkü savunmada dediğim gibi iki side'dan birini tutman gerekiyor. Kijo'nun burada yaptığı hata moruk. Bugs Bunny misin sen? Seke seke geliyorsun. Tavşan gibi mübarek. Şu YouTube'da küfür muhabbeti var ya çok kötü bir şey ya. Sansür, evet. Sansür de çok hoş olmuyor biliyor musun? Böyle bap diye sansür giriyor bir anda, bip diye. Hoş değil. Ya ben immortalları şu an bence çevirmiş olmaları gerekiyor diye düşünüyorum böyle tak diye. Ama Demirler de bak çok güzel oynamış. Ramiz direkt Raze'i düşürmüş. Yani şu an Demirlerin tek yapması gereken beraber pik atmak. Bak Omen çıkıyor, ondan sonra Reyna'ya pik atıyor. Of, çok temiz vuruyorsun be Ramiz. Ramiz'in eli ısındı ya. Ramiz yanıyor ama. Bak yine. Üff. Ramiz önce Jigsaw tek oynuyordu. Şimdi Ramiz de katıldı öyle. Ramiz tek oynamaya başladı. Her el 4-5 falan vurmaya başladı. Telafi etti şu an, kaybettirdi. Ramiz join the party. Ramiz B-long, A B-long'dan oynuyor şu an. Reyna da A. Oo. Demir Reyna, Demir Reyna demeyi deyip geçme moruk. Uf, Demirler bak. Şöyle bir şey var. Ya ikisi beraber oynayacaklar bu A şeyde yaptıkları. Kendilerine vurdurtmadılar bile. Sinirlendiler. Aynen aynen. A kısada ya beraber oynayacaklar. Beraber oynamadıkları sürece, bunlar açılıp info aldığı sürece mesela A'da B'de toplaşıyorlar bunlar. Yani sürü psikolojisi mantığı. Hepsi çok iyi oynuyor bu arada ya. Demirlerden tut şeye kadar. Sence Demirler kim kazandı? Bence Immortal'ların kazanması lazım ya. Kazanmaları lazım. Kim kazandı? Immortal'lar diyorum ben. Ya bana Demirler, yani Immortal'lar böyle şey geliyor ama adını sen söyle. Mantıken kazanması geliyor ama Demirlerin vuruşları falan. Oyun bilgisi zayıf ama Demirlerin, belki o yüzden de bu elodalar. Vuruşları, eğimleri falan çok kuvvetli adamların. Bak Rez öldü bak. Immortal farkını yine konuşturuyor da. Mesela burada Reyna olsa elinde diyeceğim de Reyna'ları zaten var. Bir Jett, Phoenix falan olsa yine 100 canlı. Cypher'ın şapkası çıkınca da ne kadar çirkin oluyor yani. Adamlar bir de böyle son oynayışlarıyla oynuyorlar. Immortal'ı yendik demek için. Değil mi değil mi? O şey de var. O şey de var, adını sen söyle. Karizma mı diyeyim artık? Özgüven. Of çok güzel pik attı. Ramiz vermek istemiyor ya, ben onu sezdim. Yo, yo, yo. Ramiz sinirli. Omen'ın şu an hızlı oynaması gerekiyor ya. Beraber oynamaları gördü. Derken Jenki. Pardon, Jenki çok güzel düşürdü. Ya Demirler bu gidişle kazanacak. Çünkü o sürü psikolojisi mantığına yine döndüler. Sürü mantığına. Ne kadar immortal da olsan moruk, peşine de dönüp tak tak HS atamıyorsun her zaman. Yani. Yani birini vurursan biri seni vurur. 33'e 24. Jigsaw'da 34 oldu şu an. Cypher'da 24 kill var. Heaven'dakine çok güzel tek attı Ramiz. Yalnız onu şunu fark ettim. Immortal'lar body atmıyor kolay kolay. Baksana yine ES'e. Immortal'lar kolay kolay body atmıyor. Kafaya çalışıyorlar. Belki de oyun bilgisinden falan ziyade eğimdir. Bak bak. Olabilir. Bak görüyor musun pikleyişleri? Reyna kendini baitliyor. Hop oradan Cypher pikliyor. Şu an tamamıyla o şeye geçtiler, o düzene geçtiler. Ne diyorsun, aldılar mı sence oyunu buradan sonra? Bence alabilirler hala. Ben inanıyorum. Ya ben hala Demirlere inanıyorum. Raze, Sage, Kijo ultilerini güzel kullanırlarsa el bile vermezler diye düşünüyorum. Immortal'ların böyle başlarda kaybettiler ya, ondan biraz küçümsemeden dolayı olduğunu da düşünüyorum. Ya o bence %100 var ya. O Ramiz ilk başta kötü oynamasının sebebi bence... Küçümsemeden kaynaklı bir kötü oynama. Evet, %100 o zaten. Yoksa kolay kolay böyle güzel bir eğimi olan Immortal böyle kötü oynamaz beyler. Büyük ihtimalle dedi zaten bunlar Demir dedi, ben bunları ezerim dedi. Öyle bir psikolojiye girdi ama yok beyler öyle bir şey. Bak görüyorsun değil mi Yusuf? Yargı meçin derler Yusuf. Tak tak arka arkaya line up olursan Yusuf Rez affetmez, görüyorsun. Sana bir söyleyeyim mi? Belki de Immortal'lar maçı kazanacaktı ama Yusuf'un o pikinden sonra bu maç kazanılmaz. Yusuf Rez yargı da attı ya. Ne diyorsun? Vallahi. Bundan sonra kazandılar mı? Bak hala sana imkan veriyor. Bence kazanamazlar artık zaten. Değil mi? Çok imkanı yok. Ramiz'den güzel pikler geliyor bakalım. Aslında ben hala kazanırlar derdim ama o videonun süresini görüyorum. O yüzden kazanamazlar. Ya videonun süresinden aslında değil de mesela hızlı hızlı da bitebilir 3 dakikada. Çünkü 3 şey gerekiyor. 9, 10, 11, 12. Aynen. 3 round gerekiyor. Her 1 dakikada bir round bitirseler yine olabilir bence. Hepsi çok güzel oynadı ya. Immortallardan tut demirlere kadar. Omen, Omen yakalanma o trap'e, Omen. Şu an Cypher'ın girip kurması gerekiyor. Arkada trap'e yakalandığını gördü zaten. Ama hala korkuyor. Gerçi korkmakta da bir yandan haklı. Evet evet, 2'ye 2'ler. Bence bu eli aldı immortallar. Bu eli aldılar. Raze ultisini açtı. Cypher'dan çok güzel akıl oyunu. 1 ve 1. Reyna affetmiyor. Ama demirlere helal lan gerçekten. Kolay değil lan öyle. Bence demirlerde bir tık şans da var ya. Onu fark ettim ben. Evet evet, o da var da. Bir tık şans da var. Ama yani immortalsın kankam, yani anlatabiliyor muyum? Immortal falan yani. Bu adamların arasında kaç tane rank var? Demir, bronz, silver, gold, platin, elmas. Yani daha varmış. Evet evet, çok fazla fark var. Zaten immortal 3'ten sonra Radiant geliyor. Oyun bitti. Jenki onu yerden koy. Jenki yukarıdan koyma Jenki. Bu eli alırlarsa dönebilir bu arada oyun, biliyor musun? Derken Ramiz. Of. Oy. Hep bunlara gidiyorlar sana yemin ediyorum. Bak, öyle yapmaları lazım işte. Adamlar gidiyor, 2 kişi karşıdaki bir demire ölüyorlar mesela. Hata ya. Hep line up oluyorlar. 2'dir line up oluyorlar. Sena ne yapıyorsun Sena? Omen niye yere attı da silahını? Seyici gördü. Sence vurdu mu o Seyici derken? Bak bak, bu çok büyük bir hata. Bu çok büyük bir hata. Evet evet, gerçekten. Yani Reyna şu an diyor ki kankam nasıl öldün ya falan derken Reyna da kaçmaya çalışırken arkasından Kijo yürüyor. Ve böylece bitiyor. Ben demirleri tebrik etmek yani istiyorum. Yani gerçekten hani ben bu videoyu çekerken dedim ki abi dedim, bir immortal bile yeter 5 tane demire dedim. Bence de yetmesi lazım da. Ama yani. Ben de şaşırdım. Şahsen şu an ben de şaşırdım. 5 tane demir, 2 tane immortal dümdüz etti. Yani resmen dümdüz etti. Yani immortallar buradan beni duyuyorsanız kankam dümdüz edildiniz. Haberiniz olsun. Benim diyeceklerim bu kadar. Hepsi 7'sine birden, videoyu çekenlerle birlikte 9'una birden teşekkür ederim.